aslında en temel göstergelerden bir tanesi şu. Hani asgari ücretle bir tık üstü yani o da işte e, yalandan bir gösterge. %70'lere vardığı söylendi. Bu e, korkunç bir şey. Yani ülkenin hani yoksulluk sınırının çok daha e, altında yaşadığı, ülkenin e, genelinin e, bu sınırın altında yaşadığının itirafı bu, belgesi, bulgusu. Peki bu hale nasıl geldik? Hani neden Türkiye bu duruma düştü? 90'larda bile düşmediği bu duruma büyük ekonomik krizlerden bile sonra düşmediği bu duruma neden düştü? Bence biraz bunu sorgulamamız gerekiyor. Bu kriz dönemleri ilk çıktığında da ifade edildi, ekonomistler de söyledi. Bu ekonomiden ziyade bir hukuk temelli bir kriz, siyasi bir kriz. Çünkü siyasetin çizdiği rota ekonomiyi de raydan çıkartıyor de, denildi ve biz bugün buralara geldik. O yüzden ben biraz daha işin siyasi kısmına mesela girecek olursak, şimdi Türkiye'de birçok meseleyi tartışıyoruz. Mesela işte bir tanesi işte İbrahim Özkan diye bir adam tartışılıyor. İYİ Parti üzerinden. Şimdi mesela işte bugün çıkıyor, işte şeyh sahip meselesi ortaya bir çıkıyor, bütün muhalefet hani bowling topunun vurduğu o biblolar gibi darma duman olabiliyor. Bütün buralara bakışta çok ciddi bir problem var. Türkiye'nin içine düştüğü bir sıkışmışlık var. Ve buradan çıkışta yani Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan, Türkiye'nin nasıl bir yöne gideceğini belirleyecek olan şu andaki siyasi temel aktör, e, Türk milliyetçileri. Yani Türk milliyetçiliğinin nasıl bir istikamet çizeceği hı hı. E, MHP İYİ Parti bloğu ve onun hatta biraz daha fazlası e, Türkiye'nin daha iyi bir, daha refah bir ülke mi olacak? Hı hı. Yoksa Türkiye e, adaletsizliğin daha da arttığı ve refahın daha da düştüğü bir ülke mi olacak? Hı hı. Buna bu şekilde karar verilecek. Bu arkadaşlar bunun kararını verecekler. Ve hani nasıl bir milliyetçilik anlayışıyla onların meseleye yaklaştığı Türkiye'nin e, tarihini iyi veya kötü olarak değiştirecek. Hı hı. Burada hani neler söyleyebilirim? İyi Parti adına şunu söyleyebilirim. E, rejimin döşediği raylar üzerinde siyaset yapmak sizi sadece onların kurduğu istasyonlara götürür. Yeni bir yere gidemezsiniz orada. Yeni bir şey söyleyemezsiniz. Sizin milliyetçiliğe bakış açınız Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bey gibi ise orada o işin piri var. Yani onu aşamazsınız zaten. Ne diyorsunuz siz? Yani İyi Parti hür ve müstakil dedi. Hı hı. Ben bunu canı gönülden destekledim. 6 aydır bunu yazıp çiziyorum. Ama ne bunun içine? Şimdi hı hı. Meral Hanım evinden dışarı çıkmıyor. Evet sessizliğini eleştirenler var. Ya yani şimdi bu tamam Doğru hür ve bir müstakil strateji dendi. Mi sizce yoksa Bunun strateji eli ele alınır bir yanı mı? yok. Şimdi İyi Parti'nin yolu Türkiye'yi yani iki şekilde olabilir. Bir hür ve müstakil çıkarsınız. Genel merkeziniz tahkim edilir kendi içerisinde. Hı hı. Mutfakta harıl harıl çalışılır. Biz milliyetçilik diyoruz da MHP'den farklı olarak bizim milliyetçilik anlayışımız ne? Biz dindarlığa karşı değiliz ama bizim dine bakış açımız nasıl? Hı hı. Diye çalışır ya da daha söyler. Toplam için örneğin. toplumun tabi, toplumun hı. karşısına çıkarsınız ya da tabi güçlü adaylarla İstanbul'da ve Ankara'da güçlü adaylarla ya da İstanbul ve Ankara'da pasifize adaylarla çıkarsınız. Ha keza yine genel merkeziniz bu şekilde pasif bir şekilde direniş gösterir. Yani burada Ekrem Bey'in de çok büyük hataları var. Hem Özgür Bey'e karşı hataları var, hem İyi Parti'ye karşı hataları var. Velhasıl kelam burada çok ciddi bir sıkışmışlık var. Hı hı. Mesela şey Said meselesinde de çok büyük bir sıkışmışlık içerisinde olduklarını biz gördük. Mesela hani şunu ifade edebilirim. E, Demirtaş meselesine dair hı hı. mesela işte İyi Parti'den bir isim çıktı. İşte Demirtaş şunu şunu söylüyor ama diye Demirtaş'ı eleştirdi. Ondan sonra çıkıyor ötekiler işte e, Meral Hanım'ın, e, e, Danış Beştaş'ın işte bu e, Sayın Öcalan demesiyle alakalı olarak sabah akşam esip gürleniyor. Şimdi gaye ne burada? Yani hakikaten bir şey bitirmek mi? Yoksa sürdürmek mi? Şimdi ortada bir çok ciddi anlamda hakikaten edep. Edep meselesi bu. Yani insanların neyi söyleyip söylemeyeceğini, müdahale etmek veya da işte bu Yavuz Bey geçmişlere saçmalamıştı. İnsanların işte isimlerinizin hakkını verin, onun hakkını verin, bunun hakkını verin. Buradan nereye varılmak istendiği önemli. Siz nasıl bir anlayışla işte bu meselelere yaklaşıyorsunuz? Hı hı. Çözümünüz ne sizin? Mesela çıkıyorlar Twitter'da hemen işte 140 punto kaçsa Mehmetçik üzerinden siyaset yapıyorlar değil mi? Ya asker kurşun atar. Siyasetçi ne yapar? Mevcut sorunu bitirmek için. Ortaya bir çözüm önerisi sunar değil mi? Bir şeyler söyler. Peki ne söylüyor Türk milliyetçileri bu meseleye dair? Mesela Devlet Bey çıkıyor diyor ki işte Şeyh Said Bulvar'ın isminin verilmesi oradaki Diyarbakırlı kardeşlerimize de zuldür diyor. Peki Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır'da yüzde kaç oy alıyor? İyi Parti ile ikisini toplayın kaç ediyor? Yüzde üç etmiyor ya. Peki nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor oradaki kardeşlerimiz neyden rahatsız? Oradaki kardeşlerimizin ne istediğine dönüp bakıyor muyuz biz? Hı hı. Ne istediklerine ehemmiyet veriyor muyuz oradaki kardeşlerimizin? Ya Türk Kürdün, Kürt türkün ötekisi olamaz. O kadar yakındır bu ikisi. O kadar iç içe geçmiştir. Bin yıl olmuş. Orada Malazgirt'te beraber savaşmışsın. Gelmişsin Çaldıran'da yine birlikte savaşmışsın. Sonrasında İstiklal Harbi gelmiş birlikte savaşmışsın. Bugün geliyorsunuz. İnsanların belli başlı şeylere itiraz olabilir ya. Atasözüdür ya kardeş kardeşe atmış da yar başında geri tutmuş derler. Kavga edebilirsiniz, savaşabilirsiniz ama bu da bir edeb içerisinde olur. Hı hı hı. Bir anlayış içerisinde olur. Hı hı. Ne diyorsunuz, nasıl bir cevap vereceksiniz siz bunlara karşı? Birkaç de şey daha söyleyeyim müsaadeniz olursa. Siyaset bloğunda konuşalım mı daha gelişişe? şu yani Konuşalım çünkü... ama şunu bitirirsem daha tamam, sağlıklı peki. olacak, daha bütün olacak. Yani asgari ücretle başladık çünkü. Ya şimdi <laughs> tamam ben hani bu kısma gir çünkü ekonomik olarak mevcut ha. durum zaten bize bunu gösteriyor. Biz Hı. ne dersek diyelim ekonomiye dair Hı. biz bu genel seçimlerden önce de birçok şey konuştuk değil mi? Birçok şey ifade ettik. Ne oldu? Şimdi ekonomik kriz oldu değil mi? Daha da arttı seçimlerden sonra. Peki muhalefette bir hayat belirtisi var mı? Umut vadeden bir şey var mı? Bir iktidar alternatifi görüyor muyuz biz orada? Göremiyoruz. Buradan çıkmadığımız sürece, hukuk devleti olamadığımız sürece, toplumsal sözleşme yazılamadığı sürece, rızaya dayalı siyaset yapılmadığı sürece, hala korkular üzerinden bir şey beslenmeye, istismar üzerinden bir şeyler beslenmeye çalışıldığı sürece bu iş bitmeyecek. Şey Said hainmiş değil. Birisi bir şeye kabul ediyorsa, bir sözleşmeye imza attıysa, buna aykırı davranıyorsa Hain diyebilirsin, başka şey söyleyebilirsin. Ama öyle bir şey yok. Şey saydın, sen doğru bulursun, yanlış bulursun. Bir itirazı var. Bu itirazı dile getiriyor. Devlet, Ankara hükümeti buna cevap veriyor. Adam idam ediliyor. Üzerinden 100 yıl geçiyor. 100 yıl geçtikten sonra, mesela Özgür Özel çok makul, insani, haklı bir çıkış yaptı orada. 100 yıl geçtikten sonra daha hala bu meselenin üzerinde Türkiye'ye patinaj çektirmek, Geçmişle barışamamak, geleceğe yol alamamak Türkiye'ye bir şey kazandırmıyor. Ya Türk'ün töresinde mezarlık önemlidir, mezar taşı önemlidir. İnsanların torununun, torununun çocuğunun mezar taşına sahip olmaz, olmadığı bir ve de olmasına müsaade edilmediği bir Türk töresi ben bilmiyorum. Varsa birisi Türk'ün töresinde bu var desin bir milliyetçi bana. Ben tamam diyeyim buna. Şimdi Alpaslan, Roman Diyojen'i yendiği birçok o dönem itibariyle Mehmetçiğin canına mal olan Roman Diyojen'i karşılaması, Roman Diyojen karşısında aldığı tavırı bugün yere göğe sığdıramıyoruz. Ondan sonra bugün kalkıyoruz. Birileri birilerine bazı kelimeleri kullandığında o kişiyi terörize ediyoruz. Ne oldu? O böyleydi. Bir yere varamıyoruz biz. Ve gerçekten en çok midemin bulandığı mesele şu. Mehmetçik can veriyor. Mehmetçiğin can vermemesi için parmağını kıpırdatmayan siyasetçi parmağını kıpıldatmıyor. Ya. bu işin çözümü için ne söylüyor? Hiçbir şey yok. Mehmetçik can verdiği anını geçiyor Twitter'ın başına. Atıyor tweet'i. Hamaset bir de Türk bayrağı bir de kurt emojisi koy. Senden hala vatansever yok. Böyle olmaz. Böyle bu böyle Türk milliyetçiliği de olmaz. Böyle Türklük de olmaz. Türk'ün töresinde de bunların yeri yok. Bak Türk şunu demiş. şunu Emre şunu Ayar dahi yar bize, kamu alem bir bize demiş. Yunus Emre ya Türklüğün özüdür, İslam'ın da sözüdür. Bunu söylemiş. Ama bizim için öteki bile olmayan, bizim canımızdan can olan benim de aynı şekilde onların canından can olduğunu düşündüğüm Kürt'e karşı, onun kültürüne karşı, töresine karşı, diline karşı ya yani mecliste Kürtçenin konuşulması Cumhuriyet için bir şereftir. Cumhuriyetin çatısını büyütür, genişletir. Rumca Erme bunlardan ya biz bu kadar mı kompleksli bir yapıya dönüştük? Bunların aşılması lazım. Çok uzattım kusura bakmayın ama mevcut bütün problemlerin kaynağında siyasetsizlik var ve bu en başa dönüyorum. Türk milliyetçilerinin alacağı tavır, çizeceği istikamet Türkiye'yi ya bu bataktan çıkaracak ya da daha derine batıracak. Hı, hı. Ben moderatör olarak söylediklerinizin tamamına katılmasam da söylediklerinizin e, demokratik platformlarda dile getirilebilmesine duyduğum saygı dolayısıyla tabii ki sizi e, kesmeden konu bağlamından çıkmış olsa da e, dinledim ama katılmadığımı da e, bir şerh olarak... Gayet tabii hepimiz isterim. aynı fikirde olamayız Kesinlikle. ki herkes tabi aynı şeyi söyleyemez tabi ki. Tabii tabii öyle bir beklentim de yok zaten yani konuklarım da her zaman benimle aynı fikirde düşünsün ya da ben de onlarla her zaman aynı fikirde hem fikir olayım gibi bir beklentim yok ama sadece hani katılmadığımı Şeyh ile ilgili kısmına hı hı. katılmadığımı da belirtmek isterim samimiyete hı. binaen.